Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. E, dün bildiğiniz gibi Trabzonspor turu geçti. E, bir canlı yayın yapamadım. Video çekemedim. E, müsait değildim. İnanılmaz da yorgunum. E, anca toparlandım. Kusura bakmayın. E, kısaca da bir maçı yorumlamak istiyorum. Çünkü maçla alakalı çıkarılması gereken bazı dersler var. E, bazı olumlu noktalar da var. Bazı eleştiriler de var. Büyük ihtimalle bana da bayağı bir sallama gelecektir. O yüzden karşınızdayım. Atış serbest arkadaşlar. Rahat olun. Trezege konusunda söyleyebilirsiniz yani istediklerinizi. Hakkınız var. Biz de konuşacağız bir, bir, bir takım şeyleri. Sizden ricam hedef 6000 abone rica ediyorum arkadaşlar. Bir de beğeneye basarsanız da benim gönlümü almış olursunuz. Sizleri seviyorum. Şimdi bir Trezege'den başlayayım. Hemen ilk İlkan'dan başlayalım. Çok kötüydü. Ya aslında kötü değildi. Şöyle. Hani işte herkesin şikayet ettiği durum vardı ya. Onun tavan yaptığı anlardan biriydi. Yani maçlardan birisiydi. Bütün tercihleri hatalı. Hepsi hatalı. Çok hatalı. Yani misal Vişça da çok kötüydü. Bak bence Vişça kötüydü. Ama Vişça işte oyun aklıydı. Bilmem nesiydi. Bir şekilde bir sahneye çıkabiliyor. He. Diyeceksin ki Visca'nın sahneye çıkması, getirisi götürüsünü hesapladığında nasıl? Bence zaten benim Visca hakkında yorumlarımı da biliyorsunuz. E, Trezegi çok kötüydü. Yalnız şu husus benim için problem. Şimdi Trabzonspor'un bildiğiniz gibi arkadaşlar Orsic gibi bir yatırımı var. Yani, de patır patır dökülüyor tamam mı? E, i̇lk maçı da Deplasman'da almışsın. Yani çok güçlü bir takımsın. İyi bir kadron var. Rakibine göre de bayağı bir ağırlığım var. Yani şimdi... Şöyle bir durum geliyor bana uzaktan. Tabi böylesine bir galibiyetten önce bunu söylemek tepki çeker ama yani kazandığımızda bunları söylemezsem kaybettiğimizde de herkes gibi söyleyebilirim. Yani Trezeguet'i baya baya çok beğenen biri olarak dünkü maçta ikinci yarı için oyuna girmemesi bana hem mobbing olarak geliyor hem de savurganlık olarak geliyor. Yani bu adam hangi maçta forma giyecek? Yani size sorayım ben. Yani şöyle biz Lahtimi'yi bile, Lahtimi'yi bile Galatasaray deplasmanında ilk 11'e attık. Ne alakaysa o da, onu da hatırlayın. At kardeşim de Orsic'i görelim ölmüş mü ölmemiş mi. 1-2-Densil. Densil'e katlanamıyorum. Yani densil'e katlanabilen varsa söylesin bana. Yani gözüme takılan şeylerden birisi bu. Yani ben şu an oyundaki duranlığa çok takmıyorum. Evet taraftarın bir tepkisi var. Ama yani ben o oyundaki kısırlığa duranlığa şu an takmıyorum. Şu an normal sürece göre okey diyorum. Yani çünkü diğer rakiplerimize baktığımızda yani Fenerbahçe'nin oynadığı oyun da ortada. Bizden kaç kat daha fazla para harcıyorlar. Karoları var. Yani sadece antrenörleri 15 milyon euro falan alıyor. O yüzden geçmişi geride bırakarak şu anki oyuna çok laf etmiyorum. Sezon başlangıcı. Benim için olumlu ne? Bir Cihan Çanak. Üstüne koyacak evlat. Teşekkür ediyorum emeğe geçenlere. İnşallah bir değer yaratıp bu değerden bir takım kazançlar elde edebileceğiz. Bunu canı yürekten istiyorum. Fakat Trabzonspor'un da net şekilde artık iki stopere yani zaten biri geldi Savic. Bir stopere de ihtiyacı var. Artık bu stoperde stoper olan oyuncular oynasın. Mendi oynuyor. Tamam da yani Mendi hangi özelliğinden dolayı oynuyor onu çok göremiyoruz. O oraya stoper özellikli bu oyuncu oynasın. Bunu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ben Pedro çok alım şahım bir şey yapmasa da yani bir takım umutlar veriyor. Ben Eren'i beğeniyorum diye insanlar bana biraz kızıyor ama Eren'i beğenmekten kasıt yani belirli bir şey standartı var. Ee, Eren de klasik sezona kötü başlar. Ama ben Eren'in de bu sene faydalı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da katma değer katabileceğimiz oyunculardan birisi olarak hala görüyorum. Bu maçta ortada çok da bir şey olmasa da bunları da tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yani doğruya doğru. Tamam sahada belki de yani ortaya bir şey koyan oyuncu sayısı çok fazla değil. Yani Ozan Tufan'da bile problem var ama dediğim gibi Ozan'ın en son maçına çıkalı çok uzun zaman oldu. E bir de yeni takım bunlar olabiliyor. E bir de her şeye rağmen yeni aldığımız santroforumuzda benim yedek olarak düşündüğüm santrofor ben Draguş'u ilk 11'e yazmıyorum. E golle buluşması da çok iyi arkadaşlar. Ama vallahi maçı izlerken içimden şu da geçti. İçimden şu da geçti. Eskaza eskaza şu vaka yemeği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye alsaymış. O ara Fenerbahçe ile adı geçiyordu. Valla Fenerbahçe iki seneyi falan kapardı. Ya. iki i̇ki seneyi kapatırdı. Yani iki senedir kapatırdı. Bir de şundan dolayı gurur duyuyorum kendimle bu da. Biliyorsunuz benim yaşlanınca vakayımı Santropor yapmak gibi bir ideam vardı. O Türkiye Ligi standartlarında oynayabileceğini de gösterdi. o, yani onu görmekte, onu yakalamakta benim hoşuma gitti. Bundan dolayı da hocayı, hocayı tebrik ediyorum. E, bir de Vakayemen'in en azından bir sene bize katkı sağlayabileceğini de net şekilde görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Bu konuda da artı yazıyorum. Genel olarak maça. E, tabii ki de iyi oynanamadık. Hala savunmamızda da problem var. Yani savunma yapamama gibi problemimiz var ama e, Savic beraber yeni transferlerin oturması ile beraber ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Abdullah Hoca yının istediği tarzda bir kadro kuruluyor. E, tepkileri anlamakla beraber Artık yani sürekli her yayında ya da her sosyal ortamda aynı şeyleri söylemekten sıkıldığım için yeni bir sayfa açtım. Bu yeni bir sayfa tabii ki de uzun bir defter değil. Kısa bir defter. Bu defter yenilenmeyecek. Bu defter bittikten sonra yeni bir defter başlayacak. Yani Abdullah Hoca'nın kredisi kendisi kazandıkça kazandıkça ilerleyecek. Yeni bir sayfa açtığım için kendisinin şu an bir kredisi var ufak da olsa ya bu krediyi kullanacak ve kredi arttırımına gidecek ya da bu krediyi tüketecek ve iflasını verecek sizlere de ben bunu tavsiye ediyorum çünkü kendinizi de hırpalamayın benim de beğenmediğim oyun var oyunu hiç beğenmiyorum hocanın açıklamalarını hiç beğenmiyorum bunları söylüyorum benim tweetlerimi de okuyanlar biliyordur ama dediğim gibi her gün aynı şeyleri söylemekte ya bilmiyorum sizi baymak istemiyorum ama içimden geçenler merak etmeyin aynı ee, hocanın da kendince bir inandığı şey var. Ben bu inandığı şeyin çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü son Avrupa Şampiyonasında da bunu gördük. Yani Fransa'nın oynadığı oyun ortadaydı, sonuç ortada. İngiltere'nin sonucu ortada. İyi oynayan oyun ve güçlü kadro İspanya vura vura gitti. Ee, çok iyi olmasa da kadrosu iyi oyun Hollanda elinden geleni yaptı. Bunların hepsi ortada arkadaşlar. Hoca da artık buna göre şey yapacak. Benim hayalim her zaman şampiyon olduğumuz seneki ilk 14 hafta. Abdullah Hoca bunu daha önce yapmış biri. Neden yaptığını da anlamak istemiyorum. Yani anlayamıyorum. Bak bunlara çok konuşmaya gerek yok. Çok uzatıyor işi yani. Sizi de beni de sıkıyor. Ee, ama dediğim gibi şu an hocanın mantalitesine uygun bir kadro oluşturuluyor. Ee, hoca da inşallah iyi sonuçlar alacaktır. Benim tek çekincem orta sahada bir, bence bir kısırlığımız var. Ee, yani Cihan 10 numara gibi gözüktü bu maçta. Zaman zaman değişmeleri de gördük. Çok da görmesek de. Ben ama yani Ozan Lundstram, işte Okay Lundstram, Okay Ozan vesaire yani bu 6 ve 8'deki bizim oyuncu rotasyonumuz belli. Okay Lundstram Ozan Mendi. Mendi'yi varsayıyorum. Ee, bu ikilinin olduğu önde, ikilinin olduğu orta sahada önündeki oynayacak oyuncunun çok keskin bir oyuncu olması gerektiğini ve çok ofansif bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum ben. İşte o isim Muhammed Çam mı? O konu hakkında bir soru işareti var kafamda. Yani mesela Vakayemen'in de oyuna girdiği zamanı da göz önünde bulundurduğumda ben zaman zaman hem Vakayemen'i ikinci santrafor gibi de değerlendiririm açıkçası da. Bilmiyorum kafanıza yatıyor mu? Zaten ben bu tezi hep savunuyordum. Bu tez şu an olumlu gibi gözüküyor. Ama eğer istediğimiz ofansif oyuncu olmazsa ki ben o ofan, yani çok keskin bir ofansif oyuncu olmazsa e, Trabzonspor'un kısırlık yaşayacağını düşünüyorum. Ha, zaman zaman geçmişte Vakayemi'yi 10 numara denediğimizde özellikle Hüseyin Çimşir döneminde yani çok bir artısını alamadık ama bilmiyorum biraz daha oyunu olgunlaşmış mıdır. Ama dediğim gibi 10 numaradaki olan oyuncunun çok keskin bu topçu olması gerekiyor. Ben Muhammed Çam'ın bu oyuncu olduğunu düşünmüyorum. yani Ne bileyim işte Talişka gibi işte Bakasetas normalde çok sevmem e, top rakipteyken problem yaratan oyuncuları ya da sadece şutör sadece bitiriciliği olan oyuncuları mesela Yusuf Yazıcı'yı çok beğenmem çok iyi bir oyuncudur belli alanlarda ama e, gol atmak dışında bir özelliği olmayan oyuncular bende problemdir gol attıran ve atan oyuncu olmak zorunda ya da çift yönlüyü ben severim yani mesela Bakasetas sadece gol atıyordu ben asist özelliğini ya da kilit açma özelliğini çok beğenmiyordum ben böyle bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani gol ve asist skorer, skor katkısı yüksek, savunma katkısını toler edebileceğim bir oyuncu olabilir. Çünkü o ikili, saydığım ikili, o özellikte bir ikili. E, Beklerimizin de durum ortada. E, skorer özellikleri olan asistçi bekler. E, altı numaramız toperleşebiliyor. Dediğim gibi ceza sahasını çoğaltmamız gerekiyor. Benim kafadaki tek problem ceza sahasının biraz daha çoğalması. Çok uzatmayayım arkadaşlar. Yarın da bir sürpriz video yapabilirim. Farklı futbol dışı. Sizleri seviyorum. Yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.